Sevgili masal severler, kalbinizin yükünü hafifletmek, yepyeni masallar dinlemek ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip yorum yapmayı, bildirim zilini açıp sosyal medya hesaplarında paylaşmayı unutmayınız. Peri Mia Masalları keyifli dinlemeler diler. Abi Firesah'ın ziyafeti. Bir varmış, bir yokmuş. Bir zamanlar Bağdat şehrinde o güne kadar yaşayanların gördüğü en aç gözlü insan olan Abi Firesah adında bir adam yaşarmış. İnsanların ona aç gözlü demesinin sebebi cimriliği veya fakirlere yardım etmemesi değilmiş. Aslında gayet orta halli bir tüccar olan bu adam, insanlardan yardımını hiç esirgemezmiş. Ona açgözlü denilmesinin sebebi oburluğu ve şehirdeki her yemekli davete gidebilmek için yaptıklarıymış. Bu adam dostlarını ve meslektaşlarını kendisini yemeğe davet etmeye ikna etme konusunda o kadar becerikliymiş ki, günlerinin büyük bölümünü yemek yiyerek geçirir, işine çok az vakit ayırırmış. Günleri çok yemek yiyip çok az çalışarak geçirdiği için de haliyle kısa sürede çok şişmanlamış. Yanakları şiş, suratı şarap içmekten kıpkırmızıymış. Bu gidişatından memnun olmayan arkadaşları da toplanıp Abi Firesah'a ciddi bir ders vermenin zamanının geldiğine kanaat getirmişler. Bir gün Abi Firesah, öğle yemeği vakti pazar yerinin ortasında dikilip etrafında onu yemeğe çağırmaya ikna edeceği bir tanıdık ararken, Bağdat'ın en varlıklı ve cömert insanlarından biri olan Ben Mazdeha'yı görmüş. "Ah güzel dostum benim," diye bağırmış bir anda ve "Kaç zaman oldu gariban gözlerim şu gül cemalini görmeyeli? Huzur ve barış hep seninle olsun," diyerek Ben Mazdeha'yı selamlamış. "Selamlar olsun," diye cevap vermiş Ben Mazdeha. Abi Firesah aceleyle "Nereden gelirsin, nereye gidersin benim cömert dostum?" diye sorarken gözleriyle adamın suratında kendisini davet ettirmek için kullanabileceği bir işaret, bir bakış arıyormuş. "Öğle yemeği vakti geldi, evine gitmiyor musun?" diye sormuş. "Evime doğru gidiyordum zaten," demiş Ben Mazliha. Abi Firesah, "Şansa bak ki ben de aynı tarafa gidiyorum. Gel beraber yürüyelim. Hem biraz hasret gideririz," diyerek adamın koluna girmiş. Ben Mazliha bunun üzerine "Çok naziksin dostum Abi Firesah," demiş. "Ama ben şehrin diğer ucunda başka bir ev yaptırdım kendime. Oraya gidiyorum." Abi Firesah bir an afalladıysa da hemen aklına başka bir fikir gelmiş. "Demek zenginler zengini Ben Mazliha kendisine yeni bir ev yaptırdı. Eminim görmeye değer güzellikte bir ev olmuştur," demiş. Bu lafı duyan Ben Mazliha, "Gerçekten de söylediğin gibi çok güzel bir ev oldu," demiş ve heyecanla yeni yaptırdığı evini anlatmaya başlamış. Ben Mazliha her odayı en ince ayrıntısına kadar tarif ederken Abi Firesah da iyice sabırsızlanmaya başlamış. Özellikle arkadaşı görkemli yemek odalarından bahsederken açlığını iyice hissedar olmuş. Söz mahzenlerdeki şaraplara geldiğinde artık ağzından sular akıyormuş. Dayanamayarak araya girmiş ve "Allah seni de evini de korusun dostum," demiş. "Bu öğleden sonra yapacak hiçbir işim yok. Aslına bakarsan evini görmek, ona övgüler düzmek isterim." Ben Mazliha sevinçle "Çok iyi olur," demiş ve yola koyulmuşlar. Ben Mazliha yol boyunca gösterişli evini anlatmaya devam etmiş. Abi Firesah, "Eminim saraylar gibi kocamandır evin," demiş. Ben Mazliha, "Evet öyle," diye cevap vermiş. "Bak göstereyim sana ne kadar büyük olduğunu." Birden durup caddenin ilerisine doğru 100 adım ilerlemiş ve büyük salonunun bu kadar olduğunu söylemiş. Abi Firesah bu büyüklüğe gerçekten şaşırmış.
Ama açlığı giderek daha ağır basıyor, sabrı da taşıyormuş. "Evet, anladım," demiş. "Gerçekten kapıda durup evine bakmak için sabırsızlanıyorum." "Ben Mazlia." "Hem de ne kapı," demiş. "Hayatında böylesini görmemişsindir. O kadar büyük ki." Ve kapının boyutunu göstermek için tekrar caddeyi adımlamaya başlamış. "Dahası," diye devam etmiş, Abi Fresah'ın gittikçe artan sabırsızlığını görmezden gelerek. "Kapının şeklini bir görsen." Ve onun gibi olmasa da en azından benzer bir kapı bulana kadar Abi Fresah'ı sokak sokak gezdirmiş. Sonra birden durup, "Ah ahmak kafam, seni de amma yordum," demiş. Abi Fresah kaybettiği zamana her ne kadar üzülse de, "Hayır hayır, yorulmadım," diyebilmiş sadece. "Çok güzel şeyler anlatıyorsun. Biraz da evin yemek odasından bahsetsene." Ben Mazlia bu söz üzerine yemek odasını, mobilyaları uzun uzun anlatmaya başlamış. Hatta masaları ve sandalyeleri nereden aldığını göstermek için Abi Fresah'ı yarım fersah ötedeki bir mağazaya, oradan da evi döşerken ilham aldığı bir fersah ötedeki başka bir binaya götürmüş. Tombul ayakları daha önce böyle işkence görmemiş olan Abi Fresah baştan aşağı terlemiş, ayakta duramaz hale gelmiş ve dili dışarı düşmüş. Gerçekten çok acı çekiyormuş ve Ben Mazlia bir lokantaya girmek üzere olan başka bir arkadaşına rastlayıp sohbete daldığında açlık iyice başına vurmaya başlamış. Sohbetleri uzadıkça uzamış. Bu esnada Abi Fresah'ın burnuna lokantadan yemek kokuları geliyormuş. Ben Mazlia kendini lokantaya davet eden arkadaşını kibarca reddettiğinde ise çektiği acılar artık dayanılmaz hale gelmiş. Nihayet arkadaşının yanından ayrılan Ben Mazlia, "Beklettiğim için özür dilerim," demiş. "Ama acil bir meseleydi. Eve gittiğimizde muazzam bir ziyafetle gönlünü alırım." Abi Fresah en sonunda, "Yeni evin şehrin epey uzağındaymış," diyebilmiş. Ben Mazlia, "Özellikle böyle uzak bir yere yaptırdım evi," demiş ve ünlü doktorunun ona insan kalabalığından uzak, ıssız yerlerdeki evlerin daha sağlıklı olduğunu söylediğini anlatmaya başlamış. Ben Mazlia'nın susmadan anlattığı her şeyi dinlemek zorunda kalan Abi Fresah'ın her yanı ağrıyormuş. Susuzluktan boğazı kurumuş, açlıktan bütün vücudunun eriyip küçüldüğünü sanmaya başlamış. Eve vardıklarında akşam olmak üzereymiş. Abi Fresah bir an Ben Mazlia'nın evin dış mimarisi hakkında da uzun uzun konuşacağından korktuysa da doğruca eve girmişler. Ben Mazlia, "Çok yorulmuşsundur, biraz dinlen, rahatına bak," demiş. Bunu duyduğuna çok sevinen Abi Fresah ayakkabılarını çıkarıp bir koltuğa uzanmış. Biraz uyuduktan sonra tabak çanak tıngırtıları ve iştah açıcı kokularla uyanmış. İçeriden gelen yemeğin kokusu o öğleden sonra yaşadığı her şeyi unutturacak kadar güzelmiş. Ama Ben Mazlia ortalıkta yokmuş. Abi Fresah sabırla beklediyse de en sonunda dayanamamış ve birilerini çağırmak için kapının yanındaki pirinçten büyük gonga tokmakla vurmuş. Gong defalarca çalmasına rağmen görünürde kimse yokmuş. Abi Fresah açlıktan ve sinirden ağlamak üzereymiş. Birden Ben Mazlia ortaya çıkmış. "Umarım iyi dinlenmişsindir," demiş kibarca. "Hadi gel, yemekten önce yıkanıp temizlenelim." Abi Fresah'ın yemekten önce başka hiçbir şey yapacak hali kalmamış olsa da ev sahibini gücendirmek istememiş. Ben Mazlia ile birlikte hamama girip bir saat kadar temizlenmişler. Daha sonra ev sahibi, "Hadi gel, evi şöyle güzelce bir gezelim. Sana bütün inceliklerini göstereyim," demiş. Abi Fresah'ın artık açlıktan başı dönüyormuş. Ama her odaya tek tek gidip o öğleden sonra sürekli dinlediği her şeyi en baştan dinlemek zorunda kalmış. Evin içinden o kadar güzel yemek kokuları geliyor olmasa bu eziyete katlanması mümkün değilmiş. Ev sahibi büyükçe bir kapıyı açıp "Burası da yemek odası," diyene kadar neredeyse ayakta uyumuş. Abi Fresah'ın gözleri gördüğü şatafatlı manzara karşısında yuvalarından fırlayacak gibi olmuş.
bütün gün çektiği eziyeti bir çırpıda unutuvermiş. Yemek odası perdeleri, avizeleri, mermer zeminiyle gerçek bir sarayı andırıyormuş. Ancak Abi Firesa bunlara hiç dikkat etmemiş bile. Onun gözü sadece ortadaki heybetli yemek masasını görüyormuş. Masanın üzerinde bugüne kadar görmediği yemekler varmış. İçinde et yemeklerinin olduğu büyük tabaklar, meyvelerle dolu çanaklar, şişelerce şarap ve içinden iştah açıcı kokular yükselen kapağı kapalı tencereler. Abi Firesah'ın ağzı sulanmaya, gözleri parlamaya başlamış. Tam bir sandalye çekip oturacakken Ben Mazlağa söze girip, ''Sevgili dostum'' demiş, ''önce sana evimin hizmetkarlarını tanıtayım.'' Bir el çırpmasıyla perdelerin arkasından bir düzine uşak aynı anda çıkıp efendilerinin önünde eğilmişler. Ona hizmet edecek bir düzine uşağı gören Abi Firesa çok iyi bir hizmetle ağırlanacağını anlamış. Uşakları keyifle baştan aşağı süzmüş. Ben Mazla, bak değerli dostum demiş ve devam etmiş. Bunlar öyle sıradan uşaklar değiller. Her biri bildiğimiz dünyanın bir başka yerinden geldi buraya. Şu iri olanı görüyor musun? Baş hizmetkar Roş. Yalnızca o Bağdatlıdır. İlginç bir geçmişimiz var onunla. O doğduğundan beri benim hizmetimde, babası da rahmetli babamın hizmetindeydi ve dedesi de. Neyse, bu kadar yeter. Seni daha fazla aç bırakmak istemem. Şu ikinci uşağın adı Şeni. Kendisi Nübyelidir. Şeni, ilk yemeğimizi getir. Şeni tabaklardan birini masadan alıp efendisinin yanına gelmiş. Ben Mazlia yüzünden okunan bir memnuniyetle ''Ne kadar asil değil mi?'' demiş. Şeni kralların soyundan gelir. Çok eskiden ataları saraylarda yaşar, Afrika çöllerinin ötesindeki uçsuz bucaksız toprakları yönetirlerdi. Afrika'da yaptığım bir gezide buldum onu. Şu güzel kilimi de o zaman Kahire'den almıştım.'' demiş. Daha sonra ayağa kalkıp duvarlardan birinde asılı olan bir kilimi işaret etmiş. Artık sabrı kalmamış olan Abi Firesa yerinden kalkmamış. Şeni'nin burnunun dibinde tuttuğu tabaktan gelen kokular onu iyice acıktırmış. Ancak Ben Mazlah bunu fark etmemiş bile. Bu sefer de başka bir kilim hakkında konuşmaya başlamış. Bunu da Şam'da bir pazarda buldum. Belki yüzlerce yıllık. Üçüncü uşağımı da bu şehirden işe aldım. Oradaki Şelsi, kutsal toprakların yerlisi ve develerimin bekçisi. Kendisiyle karşılaşmamız tam bir maceraydı. Dayanacak takati kalmamış olan Abi Firesa artık adamın söylediklerini dinlemiyor, biraz daha aç kalacak olursa oracıkta düşüp bayılacağını hissediyormuş. Ancak Ben Mazlia hiç susmadan konuşmaya devam ediyormuş. Çin'den getirdiği uşağı ve el işi bir vazo, Hindistan'dan gelme başka bir uşak ve masanın ortasında duran ayaklı lamba, odanın sağındaki solundaki çiçekler. ''Biliyor musun?'' diyormuş Ben Mazla. ''Bu çiçekler aslında gerçek değil ama öyle bir el işçiliğiyle yapılmışlar ki gerçeğinden ayırmak neredeyse imkansız.'' Abi Firesah'ın artık konuşmaya da takati yokmuş. Bir iki kez konuşmaya çalıştıysa da kelimeler dudaklarından çıkmamış. Hayatında hiç böyle bir açlık çekmemiş olduğundan yüzü kireç gibi bembeyaz olmuş. Uzunca bir süre daha susmadan konuşan Ben Mazla sonunda Abi Firesah'ın durumunu fark etmiş. ''Hasta mısın dostum?'' demiş. ''Çok üzüldüm böyle hasta olduğuna. Ama şansına evimde seni tedavi edebilecek iyi bir hekim var. Şimdi çağırırım.'' Abi Firesa zorlukla ev sahibinin sözünü keserek ''Hayır, hayır gerek yok.'' demiş. Ben Mazlia bunun üzerine ''Belki şu nadir likörden biraz içmek sana iyi gelir.'' diyerek masanın üzerindeki şişelerden birine uzanmış. Abi Firesa zar zor yutkunarak ''Evet, olur.'' diyebilmiş. Ben Mazlia Roş'un elinde tuttuğu kadehe parlak kırmızı renkli likörden koymuş. Kadehi misafirinin dudaklarına götürerek ''İç bakalım'' demiş. İçinden nihayet diye geçiren Abi Firesa ağzını açıp likörden bir yudum almış. Ancak daha ağzındaki yudumu yutamadan oturduğu iskemleden ayağa fırlamış. Ağzından tükürükler saçmaya ve lanet okumaya başlamış.
Bu hayatında içtiği en acı şeymiş. Damaktaki bıraktığı tadı anlatmak için korkunç kelimesi hafif kalıyormuş. Öfkeyle "Oyuna getirdiniz beni!" diye bağırıp kapıdan dışarı ok gibi fırlamış. Ben Mazlığa arkasından "Bekle, ne oldu?" diye bağırmış. Abi Firasah koşmaya başlayınca bütün uşaklar arkasından "Dur, bekle!" diye bağırmaya başlamışlar. Sokakta duydukları bağırtıyla irkilen insanlar ne olduğuna dönüp baktıklarında yokuş aşağı koşturan şişman bir adam ve arkasından onu kovalayan uşaklar görmüşler. Bu durumu yanlış anlayan bir tanesi can havliyle bağırmış. "Yakalayın hırsız!" Şehrin bekçileri bunu duyar duymaz Abi Firasah'ın peşine düşmüşler ve onu yakaladıkları gibi hapse atmışlar. Ne olduğunu anlatmak için çabaladıysa da onu dinlememişler. Bekçiler, "Patırtı etmeyi bırak, bizi güç kullanmak zorunda bırakma," demiş ve Abi Firasah'ı değneklerle dövmüşler. Abi Firasah atıldığı hücrede yerde duran samandan bir yatağın üzerinde bütün geceyi gözünü bile kırpmadan geçirmiş. Bütün kemikleri ağrıyan, her yeri morluklar içinde kalan adam hayatında hiç yemek yememiş gibi açlık hissediyormuş. Başına gelenlerden dolayı o kadar üzülmüş ki bir daha hiç kimseyi kendisini yemeğe davet etmeye zorlamayacağına kendi kendine yemin etmiş. Şu anda hapiste olmasının açgözlülüğünün cezası olduğunu düşünmüş. Üstelik başına gelenler bununla da kalmamış. Ertesi gün hapisten salıverildiğinde doğruca bir hekime gitmiş. Hekim Abi Firasah'a öyle bir diyet reçete etmiş ki haftalar boyunca ağzına un bulamacı ve arpadan başka bir şey koyamamış. Fatima annesini nasıl öldürdü? Bir varmış, bir yokmuş. Çok eski zamanlarda kentin birinde kınacı bir kadın yaşarmış. Bütün kadınlar ellerine, yüzlerine kına yaktırmak için ona gider, karşılığında ona karnını doyuracak kadar para verirlermiş. Aynı kentte Fatima adında bir kızı olan bir de adam yaşarmış. Fatima bir gün annesine gidip, "Anne, ben de elime koluma kına yaktıracağım," demiş. "İyi madem, ne istersen yap," diye cevap vermiş annesi de. Kız koltuğunun altına iki tane lavaş ekmeği alıp kınacı kadına gitmiş. "Al bunları ihtiyar," demiş kadına. "Ellerime kına yakar mısın?" "Yok, olmaz," demiş yaşlı kadın. Fatima "Nedenmiş o?" diye sormuş. "Madem kına istiyorsun, git anneni öldür. O zaman yakarım kınanı," diye cevap vermiş ihtiyar bunun üzerine. Bu cevap karşısında neye uğradığını şaşıran Fatima, "İyi de nasıl öldürürüm ben annemi?" demiş. Yaşlı kadın hiç istifini bozmadan, "Eve git, annene nar istediğini söyle," demiş. "Ama öyle sıradan bir nar değil. Ağacın tam tepesindeki en güzel narı annenin elinden yemek istediğini söyle. Narı koparmak için ağaca tırmanın. Sonra da sen birdenbire "Anne, dayım ölmüş," diye bağır. Annen şaşkınlıkla ağaçtan düşüp ölür böylece." Ellerine kına yaktırmayı kafasına koymuş olan Fatima eve gidip yaşlı kadının ona anlattıklarını yapmış. "Anne, ben nar istiyorum," demiş. Ama annesi, "Çoban gelince sana bir tane koparır ağaçtan," diye cevap vermiş. "Olur mu ama," diye üstelemiş Fatima. "Ben istiyorum ki sen o güzel ellerinle bana bir nar kopar ağaçtan." "İyi madem," demiş annesi. Birlikte bahçeye çıkıp nar ağacının yanına gelmişler. "Şunu istiyorum," demiş Fatima ağacın en tepesindeki narı göstererek. Annesi o narı koparmak için ağacın en tepesine çıktığında, "Anne, dayım öldü," diye çığlığı koparıvermiş kız. Kadın bunu duyar duymaz telaşından ağaçtan düşmüş ve oracıkta ölmüş. Kısa süre sonra babası eve gelip de kadını yerde cansız yatar halde görünce çok üzülmüş. Cenazesi yapılmış, kadını gömmüşler.
Fatima daha sonra hemen koşarak kınacı kadının yanına gitmiş. "Dediğini yaptım, annemi öldürdüm, hadi yak şu kınamı," demiş. "Dur bakalım, öyle hemen olmaz," demiş kadın bu sefer. "Şimdi git elbiselerine baştan aşağı tuz dök. Akşam olduğunda bahçeye çıkıp bunları silkelemeye başla. Bir yandan da babana, baba üstüm başım pasak içinde diye şikayet et. Baban ne yapacağını bilmez. O zaman ona de ki, bir kınacı kadın var. Evlen onunla. Gelsin çekip çevirsin bizi. Hadi bakalım." Adamcağız kızını o kadar severmiş ki bir dediğini iki etmezmiş. Bu yüzden Fatima babasına gidip de kınacı kadınla evlenmesini söylediğinde hiç tereddüt etmeden kadınla evlenmiş. Alıp onu eve getirmiş. Birkaç gün sonra kadınlar hep birlikte otururlarken Fatima tekrar gidip kınacı kadına "Hadi artık yak şu kınalarımı," demiş. Kadın bu sefer çıkışmış Fatima'ya. "Yürü git be," demiş üstüne yürüyerek. "İşim gücüm yok, bir de senin kınanla mı uğraşacağım ben?" Fatima hiçbir şey diyememiş. Ağlaya ağlaya oradan uzaklaşmış. "Ah anacığım," demiş kendi kendine. "Kınacı kadının oyununa gelip canını aldım. Şimdi ne kına yakıyor elime koluma, ne de bir lokma ekmek veriyor bana. Ah anacığım, ben ne yapacağım şimdi?" Kız ağlaya ağlaya uyuyakalmış. Rüyasında annesinin gelip yatağının başında oturduğunu görmüş. "Amcanın evine git," demiş annesi ona. "Hiçbir şey yiyip içme, sadece sarı danayı istediğini söyle. Danayı getir ahıra bağla. Ne zaman acıksan de ki, sarı dana, bana bir kulağından güveç, öbüründen gül suyu ver. Ama dikkat et, kınacı kadın hiçbir şey anlamasın." Fatima sabah uyanır uyanmaz soluğu amcasının evinde almış. Ne ikram ettilerse istememiş. En sonunda amcasına, "Sizin sarı danayı istiyorum," demiş. Amcası danayı vermiş. Fatima hayvanı alıp eve gelmiş. Kınacı kadın Fatima'yı görünce, "Ne bu böyle?" diye sormuş danayı göstererek. "Amcamın evinden getirdim bunu," diye cevap vermiş kız. Birkaç ay sonra Fatima'nın üvey annesi iki kız doğurmuş. Bunlardan birine dört gözlü anlamına gelen Çarte, diğerine dört bacaklı anlamına gelen Çar Angila adını vermişler. Kızlar büyürken anneleri buğday unundan güzel ekmekler pişirir, bunları kendi çocuklarına verir, anasız kalan Fatima'ya da arpa unundan bayat pideleri yedirirmiş. Ancak kız arpa unundan bu pideyi ıslatır, sarı danaya yedirir, sarı dana da ona güzel güzel yemekler verirmiş. Günler böylece geçip gidiyormuş. Bir gün üvey annesi Fatima'ya, "Kız bak bana," demiş. "Benim kızlarım güzel güzel ekmekler yedikleri halde zayıfladıkça zayıflıyorlar. Sana altı üstü bir parça bayat pide veriyoruz ama yanakların al al. Nasıl oluyor bu? Söyle bakalım." Fatima, "Benim bünyem alışık," dediyse de kadın ikna olmamış. Çarte'yi Fatima'nın peşine takıp ne olup bittiğini öğrenmeye karar vermiş. Kızı yanına çağırıp, "Ablanın peşinden ayrılma kızım," diye tembihlemiş. "İyi peki," demiş Çarte ve Fatima ile birlikte tepeye gitmiş. Güneş tepeye çıkana kadar oralarda oyalanmışlar. Fatima ilk başlarda hiçbir şey söylememeye kararlıymış ancak en sonunda açlığa dayanamaz hale gelmiş. "Kardeşim, sana bir şey söyleyeceğim," demiş. "Ama bana söz ver, annene söylemeyeceksin." "Babamın ölüsünü göreyim ki kimselere bir şey söylemem," demiş Çarte. O zaman dananın yanına gitmişler. Fatima, "Sarı dana, bana bir kulağından güveç, öbüründen gül suyu ver," deyip yere bir örtü açmış. Örtünün üstü bir anda yemeklerle dolmuş. Kızlar oturup güzelce karınlarını doyurmuşlar. Hava kararırken toparlanıp eve dönmüşler. Annesi Çarte'yi kenara çekip, "Söyle bakalım, bir şeyler gördün mü?" demiş. "Yok, bir şey görmedim," demiş kız. "Verdiğim bayat pideyi kemirdi durdu akşama kadar." Ama kadın ikna olmamış.
Bu sefer dört bacaklı çar Angila'yı takmış Fatıma'nın peşine. Abla kardeş yine çayırlarda dolaşıp dururlarken Fatıma yine açlığa dayanamamış. Çar Angila'ya dönüp, "Kardeşim, sana bir şey söyleyeceğim ama söz ver bana, annene söylemeyeceksin," demiş. "Babamın ölüsünü göreyim ki kimseye bir şey söylemem," diye yemin etmiş Çar Angila'da. Yine sarı dananın yanına gitmişler. Yere bir örtü serip dananın verdiği yemekleri bir güzel yemişler. Bu esnada Çar Angila yemeklerin bir kısmını gizli gizli bir çantaya doldurmuş. Akşam olup da eve döndüklerinde bunları getirip annesinin önüne dökmüş. "Ben demiştim," demiş kadın. "Öyle bayat pideyle insanın yanakları al al olmaz." Ertesi gün Fatıma'nın üvey annesi hasta numarası yaparak yatak döşek yatmaya başlamış. "Öleceğim herhalde," diyormuş. Halbuki yaptığı ekmekleri ısıtıp ısıtıp göğsüne koymaktaymış. Böyle yapıp "Amanın, ateşler içinde yanıyorum," diye sızlanıyormuş. En sonunda kocası gelmiş. "Neyin var senin?" diye sormuş. Kadın ateşi olduğunu, muhtemelen ölüp gideceğini söylemiş. Ancak kurnaz kadın hasta numarası yapmaya başlamadan önce Akhunt'a gitmiş, ona birazcık rüşvet verip "Kocam gelip falıma baktıracak. O zaman ona beni ölmekten ancak sarı bir dananın derisini kurtarabileceğini söyle," demiş. Yaşlı kadın şimdi yattığı yerden "Kimseler benimle ilgilenmiyor. Burada kimsesiz ölüp gideceğim," diye sızlanıp duruyormuş. "Ne yapayım hanım? Söyle, ne gelir elimden?" diye sormuş adam endişeyle. "Akhunt'a git," demiş kadın. "Söyle, benim için dua etsin." Adam koşa koşa Akhunt'un yanına gitmiş. "Akhunt, ne istersen yaparım," demiş. "Yeter ki karımın ölmesine izin verme. Aç Kur'an'ı, dua et." Akhunt bir süre dua etmiş. Sonra adama dönüp, "Karının falında sarı bir dananın derisi görünüyor," demiş. "Git, ne yapacağını düşün." Adam koşa koşa eve gidip Fatıma'yı bulmuş. "Kızım, getir sarı danayı, keselim, karımın hayatı kurtulsun," demiş. "Ah baba," demiş kız üzüntüyle, "ayakta uyutuyor bunlar seni. Hele o yaşlı kadın, en çok da o yalan söylüyor. Danamı öldürmemi istiyor ki bana kötülük olsun. Hasta filan da değil zaten." Kızının böyle konuştuğunu duyan babası ona hak vereceğine sinirlenmiş. Eline bir sopa alıp kızı evire çevire dövmüş. Daha sonra gidip danayı almış, hayvanı yatırıp kesmeye kalkmış. Ancak Fatıma, "Bıçağın yüzü bıçağın sırtına dönsün," diye bağırmış. Adam ne yaparsa yapsın bıçak bir türlü kesmiyormuş. Bunun üzerine iyice hırslanan adam kalkıp kızı tekrar dövmeye başlamış. En sonunda dayağa dayanamayan Fatıma, "Kes," diye bağırınca bıçak dananın boğazını kesivermiş. Babası hayvanın derisini yüzüp etini bir kazanda ateşin üstüne koymuş. Ancak Fatıma "Pişme," diye bağırınca et ateşin üstünde pişmeden 2 gün kaynamış. Babası yine söylediğini tersine çevirmesi için dövmüş Fatıma'yı, ta ki ağzından "Piş" lafı çıkana kadar. Bunun üzerine et pişmiş. Hep birlikte oturup hayvanın etini yemiş, Fatıma'ya bir lokma dahi vermemişler. Kız hayvanın kemiklerini toplayıp annesinin mezarına gitmiş. "Ben geldim anne," demiş. "Sarı danayı kaybettim. Şimdi ne yapacağım ben?" Mezarın başında bir süre ağlayıp evine dönmüş. Açlığını unutmak için erkenden yatıp uyumuş. O gece rüyasında yine annesini görmüş. "Kızım, yola bir parça pamuk at. Bırak rüzgar sürüklesin onu. Pamuk nereye giderse sen de peşinden git. En sonunda Allah Zingi adındaki devin evine varacaksın. Oraya gittiğinde devin başını dizine yatır. Senden saçlarını taramanı isteyecek. Sonra benim tarağım anneninkinden iyi mi diye soracak. O zaman ona aman bırak annemi, senin tarağın çok daha iyi diye cevap ver. Daha sonra sana deriden yaptığım matara anneninkinden güzel mi diye soracak. Sen yine onunkinin daha iyi olduğunu söyle. Sana ne sorarsa sorsun hep onun eşyalarını yücelt."
Fatıma uykusundan uyanmış. Bir parça pamuk alıp annesinin dediği gibi rüzgara karşı savurmuş. Kendisi de peşinden gitmeye başlamış. Yürüye yürüye Allah Zengin'in kapısına gelmiş. Merhaba diye seslenmiş kapıdan. İçeriden gürül gürül bir ses, ne istiyorsun insan evladı demiş. Gel otur bakalım. Kız içeri girip oturmuş. Devin başını dizine yatırıp söylediği her şeye seninki daha güzel, en güzeli seninki, seninkinden iyisi yok diye cevap vermiş. Dev mutluluktan uçuyormuş. Ben şimdi uyuyacağım burada insan evladı demiş. Ben uyurken önce evin tepesine kara bir bulut gelecek. Sakın beni uyandırma. Ondan sonra ak bir bulut gelecek. İşte o zaman uyandırabilirsin beni. Böylece dev kızın dizinde yatıp uyumuş. Kısa süre sonra bir kara bulut gelip evin tepesinde durmuş. Kız devi uyandırmamış. Yerinden bile kıpırdamamış. Daha sonra ak bulut gelmiş. O anda kızın içinden ağlamak gelmiş. Oturduğu yerde hüngür hüngür ağlamaya başlamış. Gözlerinden akan yaşlar Allah Zengin'in yüzüne damlayıp onu uyandırmış. Dev kalkmış kızı alnından öpmüş ve demiş ki, ''Sen benim çocuğumsun. Bundan sonra varım yoğum senindir.'' Kızın çenesine bir ay, alnına bir güneş kondurup, ''Hadi git şimdi.'' demiş. Giderken ayaklarına da altınlarla, mücevherlerle süslü bir çift ayakkabı giydirmiş. Kız yolda giderken ayakkabılarından birini düşürmüş. Talih bu ya, o esnada ava gitmekte olan kralın oğlu, yerde duran süslü püslü ayakkabı tekini görmüş. Aman yarabbi demiş, ayakkabısının teki bile bu kadar güzel olan bir insan kim bilir nasıl güzeldir. Prens ava gitmekten vazgeçip geri dönmüş. Aklını bir türlü o ayakkabı tekinden alamıyormuş. Yakınlarda oturan bir yaşlı kadının kapısını çalmış. İhtiyar kadın, şu ayakkabının sahibini bul bana. Sonra dile benden ne dilersen demiş. Bulurum bulmasını ama bir şartım var demiş yaşlı kadın. Yiyebileceğim kadar unla şerbet isterim. Prens hemen kadının isteklerini vermiş. Kadın karnını doyurunca ayağa kalkmış, örtüsüne sarılmış ve yola çıkmış. Bir süre yol aldıktan sonra karşısına ay gibi parlak yüzlü güzel bir kız çıkmış. Kız oturmuş, başını ellerinin arasına almış, ağlamaktaymış. Kızım demiş yanına yaklaşarak, ne oldu, neden ağlıyorsun böyle? Ayakkabılarımdan birini kaybettim, ona ağlıyorum demiş kız. Ağlama kızım demiş yaşlı kadın bu sefer. Ben buldum senin ayakkabını. Benimle gel de vereyim sana. Fatıma duyduklarına çok sevinmiş. Kadın Fatıma'ya şöyle bir bakmış. Bu kadar güzel bir kızın buralarda yalnız başına ne yaptığını merak etmiş. Dayanamayıp, kızım evin barkın yok mu senin diye sormuş. Fatıma nerede yaşadığını yaşlı kadına anlatmış. Kadın daha sonra prensin yanına gitmiş. Müjdemi isterim demiş. Ayakkabının sahibini buldum. Öyle de güzel bir kız. 41 kere maşallah. Prens bunun üzerine hemen Fatıma'nın babasına birkaç adam gönderip kızı istemelerini söylemiş. Babası Fatıma'yı evlendirmeye razı olmuş. Düğün 7 gün 7 gece sürmüş. Prens artık eşi olan Fatıma'yı alıp sarayına götürmüş. 9 ay 9 gün 9 saat sonra da dünyalar tatlısı bir oğulları olmuş. Gelelim dört gözlüyle dört bacaklıya. Üvey ablalarının başına konan talih kuşunu gören kız kardeşler, kendileri de böyle bir talihe sahip olmak için Allah Zengin'in evinin yolunu tutmuşlar. Ancak onlara devin evinde ne yapmaları gerektiğini söyleyen kimse olmadığından, dev onlara ne sorarsa aksi aksi cevaplar vermişler. En sonunda dev öfkeden kudurmuş. İki eşeğin kulağını kesip iki kızın alınlarına, iki öküzün kuyruğunu da çenelerine kondurup kızları evlerine geri göndermiş. Bu iki kız kardeş bir gün dereye yüzmeye giderlerken şans eseri artık prensin karısı olan üvey ablaları da oraya yıkanmaya gelmiş. Kıyafetlerini çıkarıp suya girmiş.
Yıkanıp paklanıp kurumak için dere kenarındaki söğüt ağacının altına uzandığında Çar Angela iki saç örgüsünü yakalayıp üvey ablasını ağaca bağlamış. Sonra onun kıyafetlerini üstüne geçirip gözden kaybolmuş. Zavallı Fatima ağaca bağlı halde ne yapacağını düşünürken ormandan bir kaplan çıka gelip onu yemiş. Kaplanın ağzından Fatima'nın bir damla kanı toprağa düşmüş. Buradan bir kamış filizlenmiş. Bir gün oradan geçen bir çoban bu kamışı kesip ondan kendisine bir kaval yapmış. Peki Çar Angela'ya ne mi olmuş? Örtülere sarınıp yüzünü gözünü iyice örtüp Fatima gibi davranarak prensin evine gitmiş. Üvey ablasının bebeğinin yattığı beşiği sallamaya başlamış. Oğlan bir süre sonra acıkıp süt emmek için ağlamaya başlamış. Ancak Çar Angela'nın çocuğu emzirecek sütü yokmuş. Akşam olduğunda prens eve gelmiş. Her gece uyurlarken prensin karısının başında parlak bir ışık belirirmiş normalde. Ancak o gece ne çocuk ağlamayı kesmiş ne de kadının başının üzerinde her geceki ışık varmış. ''Neler oluyor bu akşam böyle?'' demiş prens şaşkınlıkla. ''Sen bir işler mi çeviriyorsun?'' Çar Angela hala Fatima gibi davranarak ''Yok canım, ne iş çevireceğim ben?'' demiş demesine ama insanlardan saklamak için ağzına soktuğu eşek kulağıyla öküz kuyruğu yüzünden hiçbir şey anlaşılmıyormuş dediklerinden. Prensin artık iyice kafası karışmış. Çıkıp annesinin yanına gitmiş. ''Anne, başımda bir musibet var. Ne olduğunu anlayamıyorum.'' demiş. Annesi ''Ne oldu oğlum, hayırdır?'' diye sorunca anlatmaya başlamış. ''Evlendiğimden beri her gece karımın yüzünden yumuşak, berrak bir ışık yayılır. Geceleri mum yakmamıza bile gerek kalmaz. Ama bu gece ortada ışık filan yok. Üstelik bebek de ağlamaktan helak oldu. Bir türlü susmuyor.'' demiş. Prens o gece odasına gitmek yerine annesinin odasında yatmış. Çar Angela bu esnada çocuğu gizli saklı inek sütüyle beslemiş. Kimse olup bitenleri anlamıyormuş. Ancak prens karısında bir değişiklik olduğunu hissediyormuş. Böylece aradan 2 yıl geçmiş. Prens bir gün ava giderken yol kenarında bir ağacın altında oturmuş. Kaval çalan bir çobana rastlamış. Çoban kavalını çalarken inceden de bir ses duyuluyormuş. ''Çal çoban güzelce kavalını. Anlat herkese yaşadıklarımı. Saçlarımın bağlandığı söğüt ağacını. Beni öldürmek isteyen kardeşim olan kadınları. Saklayamadan alnındaki, çenesindeki kulakları, kuyrukları geçti benim yerime, yaptı işte yapacağını. Bense görmedim beni yemeye gelen kaplanı. Bir kamışa hayat verdim. Dökerek toprağa bir damla kanımı. Şimdi anlatıyorum nasıl öldüğümü. Sen çalarken bu kavalı.'' Bu sesleri duyan prens çok şaşırmış. ''Karımın başına gelenleri anlatıyor bu kaval.'' diye düşünmüş. Kavalı çobanın elinden alıp kendisi çalmaya başlamış. Prens kavalı çaldıkça notalarda kendi adını duyuyormuş. ''Ben bunu alayım götüreyim de oğlum oynasın.'' demiş çobana ve kavalı alıp evine dönmüş. Çocuk kavalı eline alıp da üfleyince Çar Angela o anda ne olduğunu anlamış. Kavalı çocuğun elinden aldığı gibi toprak buğday küpünün içine atmış. O esnada prens gelip kavalı küpten çıkarmak için elini uzatmış. Elinde bir anda bir sürü çiçek belirmiş. Küçük oğlan gelip elini küpe soktuğunda onun da eline çiçekler dökülmüş. Ama Çar Angela kavalı almak için uzanınca avcuna bir anda koca bir iğne saplanmış. Birkaç gün sonra bir gece küpün içindeki kaval eğilmiş, bükülmüş ve Fatima kavalın içinden çıkıvermiş. Etrafta kimsenin olmadığından emin olunca küpten başını çıkarmış. O anda odayı bir ışık doldurmuş. Neredeyse gökte dolunay var gibiymiş. O esnada içeri giren prens odanın aydınlandığını görmüş. Ancak kocasını gören Fatima tekrar küpün içine saklanmış. Ancak prens ne olduğunu anlamış. Küpün başına gidip ''Dışarı çık!'' diye seslenmiş.
çıkamam demiş Fatıma. Prens neden çıkamayacağını sorunca kıyafetlerinin olmadığını söylemiş. Bekle madem, ben sana giyecek bir şeyler getireyim demiş prens. Bu esnada neler olduğunu anlayan Çarangela kaçıp kurtulmak istediyse de Fatıma avazı çıktığı kadar bağırmış. Kapıyı kilitleyin, kaçamasın bu kadın. Hemen kapıyı kilitlemişler. Fatıma'ya da güzel giysiler getirmişler. Böylece giyinip küpten dışarı çıkmış. Artık her şey açıklığa kavuşunca prens, ''Bu kadının benim karım olmadığını biliyordum.'' demiş. ''Neler oldu böyle? Aklım almıyor.'' Çar Angela'yı da alıp hep birlikte karşılıklı oturmuşlar. Prens, ''Herkes ne olup bittiğini bir bir anlatacak şimdi.'' demiş. Fatıma, ''Önce çocuğumu verin kucağıma.'' demiş. Ve oğlunu almış. Çocuğu emzirip karnını doyurmuş. Daha sonra anlatmaya başlamış. ''Başımıza ne işler geldi prensim?'' demiş. Ve en başından itibaren olan biten her şeyi anlatmış. Ardından da ''Artık üvey annemle üvey kardeşlerim hakkında siz karar vereceksiniz.'' demiş. Prensin yüreği duyduklarından ötürü öfkeyle dolmuş. Hemen adamlarına emir verip iki yaban eşeği, iki kırık küp, iki yabani köpek getirtmiş. İki kız kardeş Charte ile Char Angela'yı saç örgülerinden eşeklerin kuyruklarına bağlayıp serbest bırakmış. Köpekler arkalarında havlayarak, küpler batırdayıp çatırdayarak, katırlar koşarken onları tepip canlarını acıtarak, kadınlar da ağlayıp bağırarak gözden kaybolmuşlar. Bizimkiler de muratlarına ermişler. Gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalı yazana, biri okuyana, biri de dinleyenlerin başına.